Haydi. Allah. Fransa Lyon'da Fest'i kültür rüzgarı esti. Güneydoğu Fransa'da bulunan Lyon kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali ziyaretçi akınına uğradı. Bin metrekarelik Orespo sergi salonunda bulunan festivale yaklaşık 300 firma ve kuruluş katıldı. Lyon Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivali 100 bine yakın ziyaretçi gezdi. Festivalin açılışını Başkonsolos Hilmi Ege Türemen birçok ülkenin başkonsolosu ile birlikte yaptı. Festivale Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın değişik ülkelerinden ve Türkiye'den de katılımcılar yer aldı. 4 gün boyunca Anadolu kültürü, tarihi, gelenekleri ve tatlarının sergilendiği festivale bu yıl Fransızların ilgisi oldukça fazlaydı. Festivale Türkiye'den gelen Nihat Hatipoğlu, İkbal Gürpınar, Bedirhan Gökçe gibi tanınmış simalar renk kattılar. Lyon Kültür Merkezi çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu nedir? Türk kültürünün Fransa'da tanıtılması. Bizim kültürümüz dünyada emsali bulunmayan, zenginliğiyle bilinen ve tüm dünya tarafından daha iyi tanınması gereken bir kültür. Dolayısıyla bu önemli etkinlik sırf vatandaşlarımıza yönelik olarak değil, aynı zamanda tüm bölgede yaşayan Fransızlara yönelik bir faaliyet olarak büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla ben bu organizasyonu düzenleyen gerek Başkan İzzet Doğan'a ve gerek Lyon Kültür Merkezi'nin tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Kemal Güzeller, Festi Kültür Genel Koordinatörü. Festi Kültür 2009 yılında arkadaşlarımızla beraber bir istişare toplantısında kermesleri daha güzel hale nasıl getirebiliriz derken büyütelim, büyük salonlar tutalım. İlk Festi Kültürümüzü 5000 metrekare bir alanda yaptık. Fransa Lyon Villefranche şehrinde. Büyük potansiyel oldu, büyük bir katılım oldu. Bunu diğer senelere daha büyütebilmek, daha genişletebilmek için ikinci yılımızı aynı büyük bir salonda yaptık. Festivalimizde dışarıdan esnaflarımız geliyor. Almanya'dan, Belçika'dan, Avrupa'nın bir değişik ülkelerinden her türlü esnafımız katkıda bulunuyor. Gelen halkımıza hitabımız, gelen insanlarımıza Türkiye'nin değişik yerlerinden değişik kültür faaliyetleri getiriyoruz. Mesela Bursa'yı getirdik, bu sene Nevşehir'i getiriyoruz, Peribacalar'ı getiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz kültürel anlamda Türkiye'ye gittikleri zaman göremeyecekleri kültürel zenginlikleri burada görüyorlar. Ondan sonra dışarıya çıkıyorlar, gastronomi bölümünde 20'ye yakın lokantamız var, restoran bölümümüz var. İstediklerini yiyebiliyorlar, içebiliyorlar, görebiliyorlar. Sahne programlarımız çok yoğun, Türkiye'den gelen artistlerimiz, sanatkarlarımız kendilerince kendi programlarını sunuyorlar. Sahne programımız güzel yoğun geçiyor. Halkımıza güzel bir hitap.